Selamlar. Bugünlerde en fazla kıyaslanan modeller A70 ve iPhone 11. Ben de buna istinaden mümkün olduğunca objektif olarak yorumda bulmaya çalışacağım. İçeriğin sonunda da hangisini almanın daha mantıklı olduğuna değineceğim. Hemen ekran özellikleriyle başlamak istiyorum. A73 6.7 inç, iPhone 11 ise 6.1 inç ekran boyutuna sahip. A73'ün süper amoled ekranı bulunduğundan dolayı renklere daha üstün olabiliyor ve gün ışığında yansıma ve parlama sorunları daha az oluyor iPhone 11'de ise IPS ekran kullanıldığı için renkler A73'e göre biraz zayıf kalıyor. A73 Full HD Plus, iPhone 11 ise HD Plus ekran çözünürlüğüne sahip. Piksel yoğunlukları ise A73'de 393, iPhone 11'de ise 326. Ekran kısmında A73'ün en önemli üstünlük kurduğu kısım 120 Hz ekran yenilemezine sahip olması iPhone 11'in 19.000 TL'lerden satışta olup 60 Hz ekran yenileme sunması kötü olmuş. A73 800 nit ekran parlaklığına çıkabiliyorken iPhone 11 625 nit'te kalıyor. Samsung A70 modelinin Gorilla Glass 5 ile korunması da önemli. Bu sayede düşmelere ve çizilmelere karşı daha dayanıklı. Ekran ekran kısmında A73 ciddi bir fark yaratıyor. 7.000 TL daha ucuz olmasına rağmen Batarya kısmında da yine A73 ezici bir üstünlüğe sahip. 5000 mAh bataryaya karşı 3110 mAh oldukça düşük. Yoğun kullanımlarda A73 bir günü rahat çıkartırken iPhone 11'de bir günü çıkarabilme durumu oldukça düşük. A73 25 W hızlı şarjı desteklerken iPhone 11 20 W hızlı şarj desteğine sahip. iPhone 11'de kablosuz şarj desteği bulunuyorken a 73te bu destek bulunmuyor. iPhone 11'in bir diğer önemli avantajı da 30 dakikada %50 dolum sağlayabilmesi. Samsung'da bu durum sadece S serisi telefonlarda geçerli. Özellikle kamera kısmı da çok tartışılıyor. A73 108 megapiksel, iPhone 11 ise 12 megapiksel ana kameraya sahip. Ancak bana göre megapiksel olayı çok da önemli değil. Her iki cihazda optik görüntü sabitleyicisinin bulunması önemli. Cihazların diyafram açıklıkları da F1.8. Her iki cihazda da 4K video çekebiliyorsunuz ancak iPhone 11'de 60 FPS videolar çekilebiliyor. Ön kamerada da iPhone 11 4K 60 FPS'te video çekebiliyorken A73'te 4K 30 FPS. Ön kamera A73'te 32 megapiksel iken iPhone 11'de 12 megapiksel. Diyafram açıklıklarının da burada da aynı olduğunu söyleyebilirim. E, bu kısımda şunu söyleyebilirim. Yeterli ışığın olduğu ortamlarda A73 iPhone 11'e göre ciddi üstünlük kuruyor iPhone 11'in üstünü kurabildiği nokta ise ön kamera. Bana göre iPhone 11'in ön kamerası daha başarılı. İşlemci tarafına gelecek olursak karşılaştırmak yanlış olur ancak belirtelim. A73 Snapdragon 778G işlemciye sahipken iPhone 11 ise A13 Bionic işlemciye sahip. CPU frekansında iPhone 11 2.66 GHz, A73 ise 2.4 GHz. A73 6 nanometre üretim teknolojisiyle üretilmişken iPhone 11 7 nanometre üretim teknolojisiyle geldi. Bu durum batarya ömrünü doğrudan etkiye sahip. A73 8 GB RAM'e, iPhone 11 ise 4 GB RAM'e sahip. A73'te hafıza kartı desteği bulunuyorken iPhone 11'de bilindiği gibi böyle bir destek bulunmuyor. Olmaması bana göre çok daha mantıklı. Çünkü bence hafıza kartı telefonu yavaşlatıyor. A73 181 gram ağırlığa, iPhone 11 ise 194 gram ağırlığa sahip. A73'ün gövde ve kapak malzemesi plastik iken iPhone 11'in kapak malzemesi cam, çerçeve malzemesi ise alüminyum. Bu nedenden dolayı iPhone 11 daha premium bir ürün hissiyatı veriyor. A73 5G desteğine sahipken iPhone 11'de 5G desteği bulunmuyor. Her iki cihazın Wi-Fi ve Bluetooth versiyonları da aynı. Her iki cihazda suya ve toza dayanıklılık bulunuyor. Cihazların kutusundan şarj adaptörünün çıkmadığını da hatırlatalım. Ortalama şarj adaptörü fiyatları 400 TL. Sonuç olarak şu yorumda bulunabilirim. iPhone 11 2019 cihazı, A73 ise 2022 cihazı. Ayrıca A73'ün Super AMOLED ekrana sahip olması ve fiyatının da ortalama 7000 TL daha uygun olmasından ötürü A73 almanın daha mantıklı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sizden de bu hususta yorumlarını bekliyorum.